Oğlun hatta Muhammed. Öyle mi? Ya. Doğru. Onlar da üzgündür tabii. Muhammed Bey merhaba. Merhaba. Maalesef bu tuzağa düşmüş babanız değil mi? Evet. Biraz diyor beni ihmal ettiler diyor. Acaba ihmalden mi? Çok mu yalnız hissetti kendini? Hayır. Geliyor bir arası. Bu değil. Ben hep yanlarım, ben hep onun yanındaydım. Bu değil. Bu çocuk iyidir bu çocuk. Annem benim öldükten sonra 6 sene önce öldü. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, teşekkür ederim. O zamandan beri ben hep babamın Bu çocuk yanındayım. iyiydi bu çocuk. Peki Muhammed. Diğerleri de iyi ama. Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz dediler. Allah'ın sen de. Sana bir şey diyemem. Sen şey ne kadar haklısın. Bana öğüt veren sen oldun. Sahip çıkan sen oldun. Verdi de öğüt tuttun mu Tutmadım, Erdoğan tutmadım. amca? Muhammed Bey siz evli misiniz? Yok değilim. Hayır, Siz hayır. yani babanızla mı yaşıyordunuz? Hemen hemen Evet. ha. Peki bu kadar bu konuşmalar, uzun uzun sohbetler, para göndermeler bunları hiç fark etmediniz mi? Etti etti Fark bunu. ettim. Her Evet. seferinde Şöyle sözünüzü söyledi çocuk dinlemedim. yapma dedi. Ben kandım efendim ben. Şimdi bu Aşık oldum diyor. ben Aşık kendime oldum. Bilmiyorum aşık olmuş mu? Ne aşık olmuş mu ben de bilmiyorum ama yazık olmuş. Yazık Yazık olmuş. olmuş yani. Şöyle söyleyeyim. Bu 5 ay içinde zaten her şey oldu. 6 ay içinde. Ben babama söyledim. Dedim baba dedim bak biz çocukların olarak senin yanındayız dedim. Ondan sonra ablamlar da Çocuk söyledi. çok iyi daha Abim bu de çocuk benim söyledi. oğlum. Hı. Ama Bana çok öğüt. dinletemedim. Hani Bu öğüt verdi. ne bileyim evini yedi bitirdi. Hey. Bir evi vardı. Evet. Evi gitti. Bu Parasını her şeyini her gönderdi. nasihat öğütü bu verdi ama ben tutmadım. Bunun lafını Ya dinleseydim. tek ben vermedim. Yani Serap abla diğerleri de verdi. Nerede? Eminim yavrum. Diğerlerinin Eminim yüzünü vermiş. nerede görüyordun Diğerleri de oğlum verdi. Allah'ın Ya ben sen nasıl de. şu an konuşuyorsam diğerleri de öyle konuştu. Allah'ın sen de. Hiçbiri Sana bir şey yani hiçbiri diyemem. onun kötülüğüne bir şey söylemedi. Sana bir Ben şey baba diyemem. dedim Bak sana ki bir şey diyemem. dur Erdoğan amca dur. Evet devam et. Ben ona dedim ki baba dedim onlar dolandırıcı dedim. Sen dedim her şeyini alırlar dedim. Yok dedi yani babam o an artık bilmiyorum onlara nasıl bağlanmışsa veya onlar babamı nasıl kendilerine bağlamışlarsa beni onlar kurtaracak, onlar kurtaracak. Bak evi gitti, her şey gitti. Kendi borçta şu an ben de 30 bin lira borçtayım. Ona rağmen yani ben evlenecektim. Eşya hazırlığımı falan her şeyimi yaptım. Çocuğu, Eşyalarımı çocuğu, aldım. Kız çocuğu öyle. arkadaşından ayrıldım ben. Borcumdan dolayı. Aa. Ama ben hala babama diyorum, baba diyorum ben yani Bu bana ben sahip senin çıkıyor yine bu. oğlunum. Sen de benim babamsın. Hala diyorum ki ben senin arkandayım ama hala bilmiyorum yani kendi bu saat ne zaman sonra düzelecek artık. Bir de Muhammed, şimdi Erdoğan amca Buyur abla. sen bir kadını arıyorsun paranı kurtarmak için hani sahtekar. Ne fotoğrafı var? Onu kurtarayım diye öyle oldu. Onu kurtarayım diye öyle Ne oldu. adı gerçek değil bence de Evet. zaten gerçek değil. Yok değil ben söylüyorum çete diyorum onlar ama anlatamadım ki Tabii baba. o telefonlar şey al kullan at hatları yani hani sarı çizmeli Mehmet Ağa bile değil. Hani sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı bir sarı çizme ararsın. O bile yok yani. Şimdi Erdoğan Bey ev mi sattınız bunlara para Ev göndereceğim? sattım gitti. O yazık oldu işte. Kaç tane evin vardı Erdoğan? Hiç yok. Bir tane vardı o da. İçinde oturuyor muydun o evde? Hayır. Ev oturulacak gibi değil de satmıştık. Parası duruyordu biraz. Yani sen o parayı, o evi mesela kaç senede yaptın? O parayı kaç senede... Kaç senedir bu abi? En az 20-30 senedir abi almıştım duruyordu. Rahmetli eşinle beraber. Hemen yoğdu. O da yoğdu. Çok eskiden almıştım. Bo Rahmetli eşim çok iyice hanımıdı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Boş duruyordu o ev. Evet. Kadınlar para isteyince sattın. Peki Muhammed satmadan önce sana söylemedi mi? Ben Hayır, şöyle oldu Serap abla, söylememişti. sözünü kesiyorum. Söyle. Babam şimdi bir evi vardı, bir maaşı var babamın. Bir de ben çalışıyorum. Babam onlara da para göndermek için bankadan kredi çekmiş, kredi kartını kullanmış. Ondan sonra telefon faturaları vardı 7-8 milyar. Bana da borç yaptırmıştı. Babam artık yani borcun içinden çıkamıyordu. Evini sattı. Yani evi Birazını sattı. borca verdik. Birazını borca verdik. Ben babama dedim ki baba dedim.
Yani yanınızda evet, yalan kardeş, söylemiyorum öyle. Ben. Sen, dedim ki parayı benim üzerime ver. Hatta bence benim o üzerime... evi bile belki siz zamanında alacaktınız elinden, bir dursun yani. Dedim çocuğum. Vermedi. Vermedim ben. Erdoğan amca güvenmedi hiçbir zaman. Bize vesayet hiçbir zaman altına güvenmedi. Mı alınması lazım acaba? Bilemedim ben. Çünkü yaramazlık yapıyor yani. Evi tek başına satabilmesi için bazı kontrollerden yaşı gereği geçmesi gerekiyor. Oğlu yanında mıydı? Onu soracaktım aslında ama zaten açıkladı. Hayır, ben dedim baba dedim, geleyim dedim, beraber yapalım dedi ya. Parayı. Benim üstüme yatırak ya, beraber üstümüze yatırak. Kaça sattın evi Erdoğan amca? O 115'e satmıştım. İşte borcumuzu neyimizi verdik, bir 60 milyar elimizde kalmıştı. Söyleme Erdoğan amca, söyleme şimdi, gene arayacak. Bak şey, sana da 100 bin lira demiş değil mi? 100 bin lira şimdi şöyle, 100 bin liraya onlara borç olmuş. Onlar da kredi falan çekmiştim, onlara göndermiştim. Yani evin 60, diğer eve şeyler de ona gitmişti. Tamam, bir virgül koyacağım. Bu arada şimdi rejiden söylediler. Bu yolla dolandırılan, özellikle belli yaşın üzerindeki erkeklerin haddi hesabı yokmuş. Telefonlar kilitlenmiş yani. Ya tövbe estağfurullah. Bir kadın tanımadan nasıl siz bu paraları gönderiyorsunuz?